Kadımda bir boy adam bulgen eken de. Cüdeyen badavlat, cüdeyen badavlat dukanları var, bağır ağları var. Lekin şunayım bilen birge, hammaga o meşgur eken dünyanın sevişliği de. Hiç ihsan kılmaz eken, hiç sadaka kılmaz eken. Cüde bakıl eken. Kullardan bir günü padişahke vazirlerden biri kelip oşu bakhil boy badavlat kişi hakkında malumat veriptiler. Aytiptiler ki şahım hele ki boy bor bakhil boy falançı şu bütün dünyasını tarkaçtı başladı. Kembağallarga yetim yesillerge bir yaptı, şifahana kurdu, köprü kurdu, yol kurdu, mescid madrasa kur yaptı, ne mi bosa sarıpla yaptı, hayran bizdi. Padişah hakkı hayran bulup çakırtırıyorlar şey dedi. Ne mi buldu ki? Ne gibi ne kıladı? Bu hiç bir zirham ham sadaka kılmasıydı bu. Halikini çakırtırıp gelip padişah oturup taksır. Sizi bana bunda bana bunda işlerde kılıyaptı diye işittim şu rast mı? Ha Allah'ın merhameti bilen şu işlerini kılıyap bana Allah kabul kılsın. Müslüman uz. Ben bilemem ki siz dünyanın cüde yakışık görürdünüz ki. Malı dünyanın yakışık görürdüğün adam kendi kılıp şuna kılıyap siz degende. Hele ki boy ayet gereken. Doğru. Malı dünyanı yakış görmen hazır. Hem yakış görmen. Ha ne ki onda hamasını tarikat yapsın? O şey yakış görgenliğim için tarikat yapman ki o dünyaya hem birge alıp keteyi deyip de gereken. O dünyaya alıp ketiş imkaniyeti bana şu bir iş bilen. Sadakat bilen. İhsan bilen. Dünyanı toplaş. Dünyaya intiliş. Dinimizde takılamaydı. Lekin onun kalbiki savalı. Baktını, saadetini fakat şunge bağlavalış gerek emez azizler. Bu bir sebepçi halas. Allah bizni anamızın karnında hamile halatı da türgenimizde bu dünyaya gelip kança avukat yiyişimiz yok, kança nefes alışımız, nime kılışımız, bütün rızkımızı yazıp koyken bundan artık onu alar mıyız? Kemeytir miydi hani? Lekin biz o işini bazılarımız şaşırıp gidip haram kılma ovalamız. Aslında sabır kılsak şunu halal kılıp hem Allah birer dedi. Ana bu narsaga itibar verişimiz gerek. Sahabeler boy bo'lganlari juda ko'p. Lekin boylik ularni takvadan, ibadetten to'xtatmadi. Ticaretim bilen avara bo'lib ben namazımda okumaya koydum demedi. Ular aksincha ibadette buldular. Bilesinler ki bana şunlarda en meşhuru Abdurrahman ibn Avf radiyallahu anh'u yediler. Kanaka bu genler ha Abdurrahman ibn Avf radiyallahu anh'u'nu bayliklerini o şu mahalledeki tilla kumuşlarını hazır ki pulge eğlendirip hesap kitap kılınsın için milyardlar dolar buladı. Lekin Abdurrahman ibn Avf tiriklik mahalda cennetiler Katar'da 10 aşireyi mübaşşereden bittesi buluşken sazavar buldular. Tirik bu türgenlerden. Nemesi bilen azizler? Dünya aldap koymadı. Dünya aldap koymadı. Dünyaya muhabbet kımadı. Allah bir genini alıp tarikattı. Çünkü Resulümüz aleyhissalatü vesselam o zatına hakkı ki dua kılgen idi. Allah malinge hem ahlinge hem bereke versin diye dua kılgudiler. Abdurrahman ibn Avf radiyallahu anh huvuzları ayet ediler ki Resulümüz aleyhisselamın şu dualardan ki ben yolda kit yatıp ayağım taşke kakılıp gitse tagiden tille tapıp ya kümüş tapıp olardım dediler. Bir netice maratıbı kette kette Allah yolda ihsanlar kıldı. Bir günü koşundu yubarışlık için cüda kıyın halat bu kaldı. Ceyn kattık. Düşman tamamen kuşlik. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam sahabelerge şeylenişlik için nasıl yetişmeydi. Şunda Resulümüz aleyhissalatü vesselam özleri soradılar. Allah yolu da Allah yolu da karz verip duradiganlar var mı dediler. Allah üçün karz verip duradiganlar. Bu gapni eşitken Abdurrahman ibn Avf radıyallahu anhu üylerde oturalmaya kaldılar. Ahir bu gapni özünüzü oylayın. Resulümüz aleyhissalatü vesselam'daki zat Allah üçün Allah yolu da karz verip duradiganlar var mı deyaptılar. Abdurrahman ibn Avf radıyallahu anhu 100 uqiya altında ab çıkıp Resulümüz aleyhissalatü vesselam'da aldaki koydular. Bir kança kilo turadı. Şunu da altında koyup ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şunu Allah yolu da işleteyim.
Yollarda turgan sahobalardan birlari Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamni oldilariga kelib quloqlariga Abdurrahman ibn Avf uyida bir dirhamini qo'ymasdan olib keldi hozir. Ihson qilishlikda chegaradan chiqib ketdi dedi. Rasulimiz alayhissalotu vasallam adolatli zot edilar-ku. Abdurrahman ibn Avfga aytdilarki: "Ey Abdurrahman, uyingda bola chaqang uchun ham ulush narsa qoldirib keldingmi?" dedilar. "Ha, qoldirdim ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam" dedilar. "Agar uyingga bola chaqangga qoldirmagan bo'lsang, buni olmayman" dedi. "Uyingdagilarda rizqini qiyib hammasini olib kelmagin" dedilar. "Qo'yib keldim ya Rasululloh" dedi. Rasulimiz alayhissalom shubhalanib yana so'radilar: "Ya Abdurrahmon, qancha qo'yib kelding uyingdagilarga? Nimani qo'yib kelding? Agar qo'ymagan bo'lsang, buni olmayman" dedi. Abdurrahmon ibn Avf, boy, badavlat, nima dedi azizlar? Rasulimiz alayhissalom oldilariga kelib: "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, olib kelgan ihsonimni qabul qiling" dedilar. "Alloh uchun olib keldim. Alloh yo'lida beryapman. Uyda esa oilamga bundan ko'proq narsani qo'yib keldim" dedi. "Nimani qo'yib kelding?" deydilar. "Razzoq bo'lgan Allohni va'da qilgan rizqini qo'yib keldim" dedi. "Bir dirham ham qo'ymagan ekan o'shinda qarang. Razzoq bo'lgan Allohni va'dasini qo'yib keldim, oling" dedilar. Yig'lavordi. Abdurrahman ibn Avf shundan keyin shunaqa boyligi ko'paydiki, sahobalar aytadilar, Abdurrahman ibn Avf olamdan o'tganlarida undan qolgan merosni tilla quyma tillolarni qo'limizda bolg'ada boltada maydalaymiz deb qo'llarimiz shilinib ketgan deydilar. Birorta dirhami bu zotni taqvodan to'xtatib qo'ymadi azizlar. Ayniqsa onalarimizni yaxshi ko'rardilar. Oyisha onamizga ko'p yordam berib turardilar. Olib kelgan boyliklarini tez-tez tarqatib butun Rasulimiz alayhissalotu vasallamning oilalariga ihson qilib yuborardilar. Hadiya qilib berardilar. Kambag'allarga sadaqa. Mana shunday holatda bo'ldilar. Lekin savdolari hamisha halol bo'ldi. Halol savdo qildi. Karvonlari, agar Abdurrahmon ibn Avfni karvoni Madina shahriga kirib kelsa, butun Madina o'sha tuyalarning qo'ng'irog'ini ovozidan ko'tarilib ketardi ekan. Changi to'zon bo'lib ketardi. Shuncha katta karvon bilan kelardi. Lekin Abdurrahmon ibn Avfni taqvodan, ibodatdan to'xtatmadi. Mana shunday savdogar odam ancha muncha boshqalar erisha olmaydigan martabalarga erishdi. Birinchisi ashara-i mubasharadan bo'ldi. Jannatiylar bashorat qilingan sahobalardan bo'ldi va bir marta bir safarda Rasulimiz alayhissalom hayrlab qolib, namoz vaqti bo'lib qolib, namozga imomlikka Abdurrahmon ibn Avfni o'tkazishdi. Bir rakat o'qiganda Payg'ambarimiz alayhissalom kelib qoldilar. Kelib namozni davom ettirishga ishora qilib orqasida iqtido qildilar. Fahri koinot, butun olamlarga rahmat bo'lgan Payg'ambarimiz alayhissalomga imom bo'lib namoz o'qishlik qanchalik sharaf azizlar. Mana shu narsa Abdurrahmon ibn Avf radhiyallohu anhuga nasib qildi. Taqvosi uchun Allohning bergan marhamati. Shuning uchun agar savdo bilan shug'ullanmoqchi bo'lsak, albatta tijorat deganimizda faqatgina oldi berdi, balki tadbirkorlik bo'lsin, sanoat bo'lsin, nima bo'lsin, halol bo'lsak, katta-katta maqomlarga erishishimiz mumkin. Alloh mana shunday savdogarlarni ko'paytirsin, hammalarimizni Allohdan qo'rqadigan qilsin.